Şevalsam. Peki, şimdi güzellikten konu açılmışken güzelliğini en sağlıklı haliyle böyle kanıtlamış, gözümüzün önünde gerçekten su gibi bir isim gelecek. Şevval Su Sam. Değil, şelale. Ay bak, ne güzel söyledin. Ah. Şevval Sam. Bir röportajımız var tabii ki sevgili Ömür Sabuncuoğlu ile. Çok özel bir röportaj, buyurunuz efendim. Yine şahane görünüyorsun. Öyle başlayayım. Gönül gözüne bereket diliyorum Ömürcüğüm. Sevdiğini beni biliyorum yani. Çok teşekkür ederim. Hayata kattıkları ve enerjik görünümüyle zamansız kadınlardan biri o. Peki Şevval Sam'ın bu zaman çizelgesinin dışına taşan güzelliğinin sırrı ne? Yani harika görünüyorsun. Gönül gözüne. Yani ne mesela hayatından neleri çıkarttın? Neleri aldın? Hani içteki bu şey dışa nasıl bu kadar güzel yansıdı? Çok teşekkür ederim önce. Birkaç sebebi olma ihtimali var. Şimdi insanın kendisini anlatması zordur ama. Şimdi iyimser bir yapayım. Hiç durmadan çalışmayı seviyorum. Çalışmayı iş olarak da görmüyorum aslında. Üretim süreci hep beni tazeleyen, yenileyen ve hani farklı, değişik süreçlere dahil olmayı seviyorum. O olabilir, iyimserlik olabilir, tabiata yakın olmak olabilir, yani iyi beslenmek olabilir, ondan sonra neşe olabilir. Herkes gibi onun da derdi tasası var elbette ama o dertleri dert etmeyen bir yapıya sahip. Benim hayatım güllük gülistanlık geçmedi ama iyimser olduğun zaman bakıyorsun yani herkesin bir hikayesi var. Arzın merkezi ben değilim yani bütün neden ben diyeceğim bir durumu yok, herkesin başından ne hikayeler geçiyor. Hepsinin bir senaryo olduğunu ve herkesin bir hikayesi olduğunu fark ettim. Her şeyden önce yaşını seven Şevval Sam kendisini bir makine gibi görüyor. Bir daha 20'li yaşların o sisli sorularına dönmek istemiyorum mesela. Hani kendi makinama iyi bakarsam şunu söyleyebilirim, bu benim için çok önemli. Bu kafayla o yaşta olsaydım dememek için makineye iyi bakıyorum ama o kafayı daha da ilerletmek ve bunun tadını çıkarmak için, yani bu cümleyi gerçekleştirmek için de hayatı boş geçirmiyorum. Makineye dıştan nasıl bir bakım yapılıyor? Makineye dıştan daha iyi bakım yapılabilir aslında da o kadar çok çalışıyorum ki. Bu yaz artık spora başlayayım dedim ya. Biraz yani yediğim, içtiğim her şey okey tamam ama bir tık daha böyle toparlanmak ve ömrü uzatmak için biraz spor yapayım diyorum aslında. Yürümelerim devam, yürüyorum. Pandemide ondan paten sonra kayacağım demiştim. Dedim ama oram buram kırarım diye yani cesaret edemedim. Patenleri aldım hala duruyor. Şimdi komik duruma düşmeyeyim diye şey yapamıyorum ama paten çok severim. Küçüklüğümde çok paten kaydım. İyiydim de hani unutmuşumdur mutlaka. Belki tekrar hatırlarım. Estetik dokunuşları sevmediğini her fırsatta dile getiriyor. Hani yüzüm için çok fazla müdahale seven biri değilim ama yüz yogasının hani hakikaten çok faydasını gördüm. Doğru malzemeler kullanıyorum. Yüz yogası yapıyorum. Hani gülünce de ne yapayım kırışıyor. Yani yeter ki güleyim de kırışsın. Tabii. Dolayısıyla böyle çok fazla gereğinden fazla müdahale istemiyorum. Yok değil mi? Ama henüz hala hiçbir botoks. Şu anda yok. Yani yedim o naneleri. Hani böyle olan oldu, olmayan, yakışmayan oldu. Yüzüme yabancılaştığım zaman oldu. Yani hata olarak gördüm. Ha, fena da olmadı falan dediğim ama ben doğallığı yani daha doğrusu o enerjiyi başka bir yerden, o kaynağı başka bir yerden, yani kaynağın başka bir yerde aslında var olduğunu düşünüyorum. Yani benim daha çok mesafeli durduğum şey insanın hani kendini sevmeyecek kadar değişiklik istemesi. Çünkü özünde kendinden memnun ol. Yani ben mesela kemerli burun severim, bazen kepçe kulak severim. Ondan sonra göz kapağı böyle hani göz altı torbası böyle yumuk yumuk olur, bu sevimli durur bazı insanda, onu severim. Güzel bir gülüş, yani bir neşe, iç gözden yansıyan bir pırıltı. Yani çok fazla müdahale bende yabancılaşma duygusu uyandırıyor. Bir de aşırı müdahale biraz böyle hani genç durmaya çalışan yaşlı etkisi yaratıyormuş gibi geliyor. Yani kimi kandıracağım ben, 50 yaşına gelmişim yani önümdeki 10 seneyi biraz daha iyi kullanacağım. Sonraki 10 seneyi biraz daha iyi değerlendireceğim. Şevval Sam, ona çok yakışan marka bir ismi var. Ama bilinmeyen bir de ilk adı var. Röportaja hazırlanırken bir şey dikkatimi çekti. Bir ismin daha varmış. Evet ya, Türk Deniz. Türk Deniz. Kim koydu bunun hikayesini merak ediyorum. Yani şimdi babam Türk demek istemiş. Annem
Deniz demek istemiş. Böyle bir... Sonra adamın bir tanesi gelmiş. Abi bu kız demiş Şevval ayında doğdu. 16 Şevval doğum günü. Şevval olsun demiş. Ama bunlar da iyi peki olsun demişler. Türk Deniz'den de vazgeçmemişler. Türk Deniz Şevval olmuş. Yüzünde açan güllerin sayısının arttığını görüyoruz. Bu geçtiğimiz hafta bizim de aldığımız mutlu habere dayanıyor olabilir mi? Peki geçtiğimiz hafta bir haber çıktı. Şevval Sam çok mutlu. Aşkta da mutluluğu buldu diye. Doğruluk derecesi var mı? Evet var. Var. Ne güzel ne tatlı. Teşekkür ederim. Reklamcı Cem Topçuoğlu ile başlayan ilişkisine dair ilk itiraf bu. Çok detaya girmeye gerek yok. O mutlu ya, bizim için önemli olan o. Şahane, ne güzel. Mutluluğu da yakalamış. Bunu da böyle üstü kapalı bir şekilde mutluluğu hep yakalamıştı anlatmış. Zaten ya. Ne güzel. Bak. Mutluluk hep onun peşindeydi. Evet, arkasında. Evet. Mutluluk kendisiydi zaten. Vallahi bak. Ne güzel. Gençliğinden beri tanıyoruz yani. Dismorfikle ilgisi olmayan. Bu kadar kendiyle barışık. Barışık, şahane, doğal. Makineye iyi bakan. Aynen. Öyle diyor ya makineye tabii. Bakıyoruz falan filan. Aynen, aynen öyle bir de koşturuyor ediyor. Bize konservatuvarda öğrettiği bir şey vardır. Bu sizin enstrümanınız. Evet. Ne kadar iyi bakarsan o kadar iyi olur. Onun için doğru. Senin her yerine zaman zaman bakımı alman lazım. Tabii. Ama bu değişmekten kastetmiyorum. Yani bu ruh beden ilişkisi denen hani bugünlerde çok popüler o söylemden tut. Her kapıyı açabilecek malzemen olması lazım. Kesinlikle. Senin bedeninde. İnşallah Megan Fox da izliyordur ve İbrahim senin bu sözlerini dinler yani. Megan Fox dinlesin de Şevval'i. Bak yüzümü değiştirmek istemiyorum diyor. Vakit bulamıyorum bir şey yaptırmaya diyor. Çok ya, vakit bulsa da yapmaz ben sana söyleyeyim yani. Onu yaptırmak isteyen her zaman her şekilde gider iki tane botoksunu şöyle bilmem neyi yapar hani mesela. Ya da evet. Başka bir plastik cerrah hadisesi annesi ama. Annesi de öyle ama değil mi? Annesi, kardeşi. Valla yüz yogası bak. Hep söylediler. Olayları galiba. Mor Türk şey kahvesi diyor. İçiyor. Güzel. Bir de Türk kahvesi içtikten sonra o telveyi yüze sürüyorsun evet. Mesela. Pinning denen sen de yaparsın o. Arada onu değil mi? Keşke. Evet. Güzel gülüşlü bir maşallah hanımefendi. Diyelim. Şevval Hanım'a sevgi, selam. Bu aralarda Yeniköy'de bol bol yürüyüş yapıyormuş. Evet. Onu da biliyoruz.